kanalımdan sevgiler. Arkadaşlar, közlenmiş patlıcanla tavuklu karnıyarık yapacağız. Tamamen diyet bir yemeğimiz olacak. Patlıcanlarımızı ocağımızın üzerinde közlüyoruz. Birkaç tane de biber közleyeceğiz. Arkadaşlar, tavuk göğsümüz var. Tavuk göğsünü şöyle parça parçaya bölüyoruz. Şöyle bıçağımızla güzelce ortasını açarak karnıyarık şeklini veriyoruz. Fakat şu tabanı kesmeden şöyle bıçağımızla hafif bir çizikler atıyoruz. Tavuklarımızı bu şekil yapıyoruz. Tavuk göğsü, özellikle tavuk göğsü. Sonra yoğurt sosunu yapacağız. Yoğurdumuz var, 1 yemek kaşığı. İçerisinde sıvı yağımız var. 1 tatlı kaşığı kimyonumuzu koyuyoruz. Ve tavuk baharatı. Bir tatlı kaşığı da tavuk baharatı koyuyoruz. Tabii ki pul biber. Eğer tavuk baharatı kullanmıyorsanız karabiber, pul biber, sarımsak da ekleyebilirsiniz. Tuzumuz tabii ki. Güzelce bu baharatla tavuklarımızı baharatlayacağız. Tuzumuzu tavuklarımıza tuzladık ve baharatımızı, sosumuz aynı zamanda, bu sosla tavuklarımızı güzelce marine edip bu sosla böyle bayağı her tarafını soslayıp yarım saat kadar dinlendireceğiz. Sonra arkadaşlar, közlediğimiz ve doğranmış olan patlıcan, biber, iç harcını tavuklarımızın içerisine dolduracağız. Fırına vereceğiz. Hafif bir salçalı sosuyla. İnanın çok değişik bir karnıyarık ve tavuğun değişik bir versiyonu ve çok çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Değişikliklere açık olalım. Ve çok güzel bir karnıyarık oluyor. Tavuk ve sebzenin bir arada oluşu. Evet arkadaşlar, gayet güzel sosladık. Bir saat, yarım saat vaktiniz de yoksa dinlendirebileceğiz tavuklarımızı. Evet arkadaşlar, patlıcanımız, biberimiz, sarımsağımız, hepsini güzelce karıştırıyoruz. Tuzumuzu ekliyoruz. Pul biberimizi ekliyoruz. Acı sevenler için tabii ki. Acı istemiyorsanız koymayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bunları güzelce karıştırıyoruz. Marine olan tavuklarımıza, yarım saat dinlendirdiğimiz tavuklarımızın içerisine bu harcımızı koyuyoruz. Arkadaşlar, çok nefis bir tat. Bir de yani diyet yemeği oluyor bu. Ama yapmanızı tavsiye ediyorum. Patlıcan közüyle tavuğun birbirine yakışması. Bakın arkadaşlar, tavuklarımızın içine patlıcanlarımızı karnıyarık yapar gibi koyuyoruz.
Evet arkadaşlar, üzerine bir tane sivri biberimizi şöyle koyuyoruz karnıyarığımızın ve bir tane de dörtte bir de domatesimizi koyuyoruz. Bu şekilde tavuk karnıyarıklarımızı hazırlıyoruz. Ve üzerine de salçalı sosumuzu suyla, yarım çay bardağı suyla, yarım yemek kaşığı salçamızı ezdik. Salçamızı üzerine vereceğiz. Salçalı suyumuzu fırına atacağız arkadaşlar. Arkadaşlar, karnıyarığımız, tavuklu karnıyarığımız, salçalı suyunu da verdik. 15 dakika kadar 175 derece fırınımızda tavuklarımız piştiği an servise hazır. Tavuklu karnıyarık. Tavuk karnıyarığımız fırında pişiyor. Arkadaşlar, tavuk karnıyarığımızı 15 dakika kadar, tavuk pişene kadar fırınımızda pişiriyoruz. 175 derece fırın ayarı. Tabii siz kendi fırınınıza göre ayar yapabilirsiniz.